kavramını anlatırken. Ve Japonların ünlü tahta vazı ressamı, Kyo ressamı, Hokusai'nin büyük dalgası ve diğerin güzelliği dediğim açısından incelemeye çalışacağım. Gördüğünüz Kyoto'daki felsefe yolu denilen yerle başlamıştı. Felsefe yolu Kyoto'nun kuzeyinde, kuzey dağlığı eteğinde yaklaşık 30 dakikada görünen bir yol. Buraya felsefe yolu adının verilmesinin sebebi 20. yüzyılda Japonya'nın en önemli filozofunun, çok etkileyici olmuş en önemli filozofu Kitaro Nishida'nın düşünürken bu yolu yürüdüğünü rivayeti üzerinden bu yola felsefe yolu adı verilmiş. Aslında yol düşüncesi felsefecilerle çok sık yan yana getirilen bir düşüncedir. Özellikle Alman filozof Martin Heidegger geç yapıtlarının 1950'de yayınlanan yapıtlarını patikalar olarak adlandırır. Heidegger düşünmenin ana yoldan sapıp patikalarda bize el sallayan sık ormanın içindeki patikalarda yürüyüşlere benzetir. Bu patikaların zaman zaman devamında ağaçların olmadığı, sık ormanların içinde ağaçların olmadığı küçük açıklık alanlardan bahseder. Ve insan varlığını da her şeyin içinden göründüğü bu boş açık alanlara benzetir. Aslında Heidegger doğu düşüncesinden, Budizm'den ve Taoizm'den çok fazla etkilenmiştir. Ama bu etkileri genelde kendisi etki kaynaklarını açığa çıkartmaz, onlardan bahsetmez. Ama kendisinden çok etkilenen Japon filozoflar vardı ve az önce bahsettiğim bu yolda yürüyen Kitaro Nishida'nın öğrencileri de 1920'lerden başlayarak çok uzun yıllar, 1970'lerin ortasına kadar Heidegger'in öğrencisi olmuştur. Onlar Heidegger'e olan boşluklarını sürekli ifade ederler. Bu yol Kyoto Üniversitesi'nin çok yakınlarında, Kyoto Üniversitesi'nin ilk binasının çok yakınlarında bir yol. Nishida için ise pek çok başka uzak doğulu düşünür gibi yolun anlamı insanın kendi öz benliğini ve doğadan farklı olmayan benliğini anladığı bir süreci anlatır, deneyimi anlatır yol. Bu yolun anlamı sunuşum içinde biraz daha açık hale gelecektir. İsterseniz daha fazla uzatmadan ben sunuşa geçeyim. Sağdakiler hocam. Kyoto Okulu resmi bir kurumu anlatmıyor. Bir kuruluş değil, yani Frankfurt Okulu gibi değil. Kurumsal bir yapısı yok. Kitaro Nishida'dan ve onun bir başka öğrencisi Tanabe Hajime'den hem kişisel olarak hem felsefi olarak etkilenen bir grup felsefecinin Kyoto Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okuyan bir grup düşünürün bir araya gelmesiyle oluşturulan entelektüel grup aslında. İki savaş arasındaki dönemde çok etkili oluyorlar. Ama okulun mensuplarının bir kısmı İkinci Dünya Savaşı öncesindeki ırkçı politikalar, Japonya'nın yayılmacı politikaları nedeniyle faşizmle ilişkilendiriliyor ve bir tür Kyoto Okulu felsefecilerin adı lanetleniyor. Savaştan sonra da her ne kadar Nishida 1945'te savaş bitmeden hemen önce ölüyor ama öğrencileri her ne kadar felsefi etkinliklerine devam etseler bile isimleri unutuluyor, gözden düşüyorlar. Ama 1970'lerin sonunda önce Japonya'da ama daha sonra Avrupa'da ve Amerika'da çok güçlü bir şekilde Kyoto Okulu düşüncesiyle yeniden ilgilenmeye başlıyor insanlar. 1980'ler ve 90'larda bir tür Kyoto Okulu patlaması yaşanıyor. Her tarafta çok inanılmaz çalışmalar yapılıyor. Felsefenin bütün alanlarında. Estetikte de Kyoto Okulu felsefecilerinin çalışmaları pek çok çalışmanın konusu oluyor. Ancak Kyoto Okulu estetiğini genel olarak, bir bütün olarak ele alan çalışmalar şimdiye kadar yapılmadı. Aslında Kyoto Okulu düşünürlerinin estetik alanındaki çalışmaları her ne kadar yekpare bir bütün oluşturuyor, yekpare olmasa bile tutarlı bir bütün oluşturuyor ve bu bütün basho, fudo, fukan gibi kavramlarla ifade edilen yer düşüncesini temel alıyor. Bence bu yer düşüncesinin estetikle bağlantısını bugün
mümkün olduğu kadar kolay anlaşılır örneklerle daha sonra Huxley'in büyük dalgası üzerinden anlatmaya çalışacağım. Kyoto Okulu Estetiği'nin ayırt edici düşüncesi olarak yerin güzelliği kavramı, özde ve nesneyi, sanatçı, izleyici ve sanat yapıtı, biçim ve malzemeyi ya da içeriği, zihin ve bedeni, duygu ve bilgiyi, sezgi ve eylemi, doğa ve kültür ya da tarihi, birey ve toplumu birbirlerini karşılıklı olarak belirleyen bir ilişkisellik içinde tanımlıyor. Buna göre yerin güzelliğinde doğanın maddeselliğinden, doğuştan sahip olduğunuz becerilerden ya da eğilimlerden ya da kültürel, toplumsal, tarihsel bağlamdan gelen nitelikleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Burada hemen güzeli sadece gündelikler anlamıyla değil, hoşlanmayı, haz duymayı, beğenmeyi, takdir etmeyi, anlayıp değerlendirmeyi, yani estetik değerleri de içine alan geniş anlamıyla kullandığımızı belirtelim. Böylece birbirlerinden ayrılmayan doğa sanatta estetik olarak neyi nasıl beğenip takdir edeceğimizi belirleyecek olan ne sadece kültürel, tarihsel ya da toplumsal kategoriler, ne sadece algılar ya da duygular, ne de sadece bizim doğuştan becerilerimizi ve eğilimlerimizi de içeren doğadır. Bunların karşılıklı olarak birbirlerini oluşturmasıdır. Az önce söylediğim gibi ben bugün işte yerin güzelliğini daha kolay düşüncelerle anlatabilmek için Nishida'nın Basho kavramını, Tetsuro Watsuji'nin Fudo kavramını ve Keiji Nishitani'nin kendini bedende yaşatan hayal kavramlarını kısaca anlatacağım. Daha sonra dediğim gibi Huxley'nin büyük dalgasında söylediklerimizi örneklendirmeye çalışacağım. Nishida yer kavramını, bu ekranda gördüğünüz Japonca karakter Basho, İkinci yazı karakterlerinin her ikisi de ayrı ayrı yer anlamına geliyor ve birlikte de yer anlamına geliyorlar. Gündelik Japonca'da çok sık kullanılan bir kelimedir. Örneğin bu konuşmanın yeri, Basho, işte Mavi Salon. Çok yaygın olarak kullanılan, nerede buluşuyoruz, yer neresidir dediğimiz zaman Basho kelimesi kullanıyorlar. Nishida bu Basho kavramını ilk olarak 1927'de yayınlıyor. Nishida'nın 20 cildi aşan yapıtları var. Üretken bir yazar. Ama henüz adı konmasa da yer kavramının çekirdek ifadelerini Nishida'nın ilk kapsamlı estetik yapıtı olan 1923 tarihinde yayınlanan Sanat ve Ahlak kitabında buluyoruz. Burada Nishida özne ve nesnenin doğa ve insanın karşılıklı olarak birbirlerini belirlemesinin örneği olarak renk algısını veriyor. Bir rengi algıladığımızda onu diğer renklerden ayırırız. Benzer şekilde tek bir renkte çok sayıda ton ayırt ederiz. Nishida'ya göre örneğin renklerin kırmızı ve mavinin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için ikisini de kapsayan ama ne kırmızı ne mavi olan bir birlik olması gerekir. Bu birlik olmadan yani hem kırmızı hem mavi olan birlik olmadan biz renkleri algılayamayız. Nishida işte tam da bu birliğin renk algısı eylemi olduğunu söylüyor. Bu şekilde algılanan şey ve algı eylemi birbirlerini karşılıklı olarak belirler. Nishida'ya göre özne tüm bu birliklerin bütünüdür. Nishida felsefi yaşamının büyük bölümünü ve az önce söylediğim gibi 20 cildi aşan yapıtlarının çoğunluğunu yaklaşık 35 yılda üretiyor yapıtları. Bu bütünü anlayıp dile getirmeye adamıştır. Hemen fark edileceği üzere bu bütün bir yokluktur. Yani ne kırmızı ne mavi olan ama kırmızıyı maviden ayırt etmemizi sağlıyor. Ama genel olarak bütün ayırt etmelerimizi, bütün algılarımızı, bütün duygularımızı belirleyen bu zemin, bu yer yokluktan başka bir şey değildir. Kendi başına bir varlığı yoktur. Ve hemen söyleyecek olursak, güzellik bizzat bu yerin deneyimlenmesinden başka bir şey değildir. Bu Nishida'nın sonraki yıllarda kalbin mekanının kavranması diyeceği şeydir. O nedenle bu Nishida'dan çok alıntılanan ünlü Vaka şiiri, ruhun dili öyle derin ki oraya ne neşe ne dalga ne keder ulaşır, ne dalga dalga keder ulaşır. Tam olarak bu yeri anlatıyor.
Bir başka kolay anlaşılır örneği, Aslıcı Tetsuroğlu'nun Fudo kavramında buluyoruz. Kelimesi kelimesine çevirecek olursak, yani buradaki Çince karakterler, birincisi rüzgar, ikincisi toprak. Dolayısıyla kelimesi kelimesine çevirdiğinde rüzgar ve toprak anlamına geliyor. Japonlar gündelik Japonca'da bu kelimeyi, Fudo kelimesini iklim anlamında kullanıyorlar. Ama Fudo sadece iklim, çevresel koşullar, dağlar, taşlar ve peyzaj değil, kültür ve tarih tarafından oluşturulan doğal koşullar. Ama kültür ve tarih de gerisin geriye yalın doğa tarafından biçimlendirilir. Watsuji Fudo'yu anlatmak için ünlü soğuk ya da üşüme örneğini veriyor. Ne havanın soğuk olması basitçe bir doğa olayıdır, ne de soğuğun algısı olarak üşümek basitçe öznel, bireysel bir deneyimdir. Soğuk ya da üşüme aynı zamanda sosyal ve tarihseldir. Her ne kadar kimimiz daha az, kimimiz daha çok üşüsek de havanın soğukluğunu birlikte yaşarız. Soğukla birlikte giysilerimizi, işte dokuma sanayimizi, yakıtlarımızı, madenlerimizi, evlerimizi, bacalarımızı, cephelerimizi, çatılarımızı, şehirlerimizi, hatta şiirlerimizi, mecazlarımızı, deyimlerimizi içine alan tüm bir yaşama dünyasını da deneyimlemiş oluruz. Watsuji, insanı aşağıda gördüğümüz Hito olarak değil, yani birinci karakter olarak, alttaki Japonca kelimedeki birinci karakter olarak, insan olarak, adam olarak ya da kadın olarak değil, ninler olarak tanımlar. Yani ikinci karakter olan, ikinci karakter ara demek, alttaki Japonca kelimeden bahsediyoruz. Dolayısıyla insanı insanla insan arasında olan olarak tanımlar. Tıpkı Nishida'nın baş olsunda olduğu gibi, yerde olduğu gibi, bu ara da, insanla insan arasında olan da aslında yokluktan başka bir şey değil. Dolayısıyla hem Fudo hem insan, insanlar arasında olan ya da insan ve doğa arasında olan ilişkisellik yokluktan bahsediyor. Bahsettiğim üçüncü kavram yine bir Kyoto okulu düşünürü Keiji Nishitani'nin kendini bedende yaşatan hayal kavramı. Onu da en kolay anlaşılır örnek olarak belki de ünlü haiku şairi Matsuo Washō'nun ünlü haikusu ile ilgili yazdığı yorumda buluyoruz bu kendini bedende yaşatan hayal düşüncesini. Washō bu haikunun ortaya çıkış hikayesini anlat. Şimdi haikuların genel haiku şairleri haikuların nasıl oluştuğunu hikayesini anlattıkları bir ön yazı da yazarlar. Dolayısıyla haikular söz konusu olduğunda bize şair tarafından verilen açıklamaya da sahibizdir. Washō'nun da bu haiku ile ilgili açıklaması, Kotobakati denilen bir açıklaması var. Şöyle söylüyor Washō, kederli adaya sürgün edilen insanların acı ve üzüntü dolu yaşamlarını hayal ettiğinde hüzünlenen kalbinden yazdığını ifade ediyor ve alıntılıyorum. Akşam ayı batarken denizin üstü iyice kararır. Dağların biçimleri bulutların içinden hala görülebilir. Dalgaların sesleri de inedikçe huzur verir. Bu Washō'nun haikusu ile ilgili Kotobakati açıklaması Washō'nun. Sado Adası, Washō orayı ziyaret ettiğinde altın madenleriyle ünlüdür. Ama daha önceleri karadan yeterince uzak olması, yaklaşık 80 km ve çalkantılı deniziyle bir sürgün adası olarak kullanılıyordu. Washō haikularında geleneksel vaka şiirlerinde, bu 5 mısralık şiirlerde kullanılan Utamakura geleneğini takip eder. Aslında Utamakuralar haikularda yoktur ama daha eski şiir geleneği vakada vardır. Washō bir haiku şairi olduğu halde bu geleneği izler. Utamakura, şiir yastığı demek. Belki de Türkçe'ye şiir yatağı diye çevirebildiğiniz bilmiyorum. Şiir yastığı. Şiir yastıkları yani Utamakuralar, şiirlerde, hikayelerde ya da efsanelerde geçen ünlü yerler ya da manzaralardır. Buralarda geçen olaylar, o yerlerin ya da manzaraların belli duygularla, örneğin aşk,
gelmeyecek birini beklemek, intikam hırsıyla gözünün kararması, ihanet, belirli yerler belirli duygularla özdeşleşti. Dolayısıyla şairler bu kısa şiirlerde sadece yerlerin adını anarak bu duygulara da ifade etmiş olurlar. Her ne kadar Soda Adası bir Utamakura şiir yastığı olmasa da başka bir doğal manzarasıyla dalgalı denizin ortasındaki ada ve onların üzerindeki yıldızlarla dolu gökyüzüyle duygusal olarak özdeşleşmekle kalmaz. Aynı gökyüzüne bakan ve dalgaların sesini dinleyen adanın sürgün sakinlerinin de duygularını bedeninde yaşar. Tam olarak Ishikani'nin kendini bedende yaşatan hayal dediği budur. Böyle bir deneyimde sadece doğayla insan değil, geçmişle bugün, tarih ve kültürle beden ve algı da birleşir. Kendini bedende yaşatan hayal ne sadece doğaldır, ne sadece algısaldır, ne sadece tarihsel kültüreldir. Bunların karşılıklı olarak birbirlerini belirlemesi, oluşturmasıdır. Sadece bu her ne kadar basit örneklerle, basit açıklamalarla benim size ifade etmeye çalıştığım yerin güzelliğinin felsefi ifadelerini ele aldıktan sonra isterseniz belki de Japon baskı, tahta baskı resimlerinin en ünlüsü Hokusai'nin Kanagawa'nın Büyük Dalgası, Batı'daki ünlü adıyla Büyük Dalgası'ndan konuşarak yeni güzelliği biraz daha açmaya çalışalım. Ünlü İngiliz eleştirmen Herbert Read, bu resme baktığımızda duygularımızın her şeyi önüne katan bu devasa dalga tarafından yutulduğunu, onun yükselip kabaran devinimin içine girdiğimizi, o yükselip kabarmayla yer çekimi arasındaki gerilimi hissettiğimizi ve tam tepesi köpüklere dağıldığında bizim de pençelerimizi altımızdaki yabancı nesnelere doğru uzattığımız hissini yaşadığımızı yazar. Yani kadar çok şiirsel ifade edilmiş olsa da böyle bir duygu bu resmin güzelliğinin bir parçası değildir. Bunun sebebi basitçe Herbert Read'in Japon kültüründe doğayla insan arasındaki uyumlu ilişkiyi hesaba katmaması değildir. Pek çok başka Japon ressamı gibi Hokusai de gerçekten azgın dalgaların içinde insanın çaresiz kaldığını gösteren fırtına sahneleri resmetmiştir. Hatta Kanagawa'nın Büyük Dalgası'nı bu dalga da dahil olmak üzere bu fırtına sahnelerinin denizden gelen yabancıların tehditlerinin yarattığı korkuyu anlattığını söyleyen yorumcular olmuştur. Samuraylar yönetimi ele geçirdikten sonra 1600'lerin başında, 1635'ten sonra Japonya 1852'ye kadar dış dünyadaki bütün etkileri, bütün ilişkileri kapısını kapatmıştır. 1852'ye kadar, yani 1635'ten 1850'ye kadar çok uzun bir dönem. Sadece Nagasaki'yi açık bırakmışlardır ve burada genel olarak Hollandalılara ticaret hakkı verilmiştir. Onun yanı sıra Çinliler ve Koreliler de Nagasaki üzerinden Japonlarla iletişim ticaret ilişkisi kurmayı becermiştir. Dolayısıyla ülkenin kapalı olduğu bir çok uzun bir dönem var. Dolayısıyla bu tip dalgaları dışarıdan gelen tehdit olarak yorumlayan sanat tarihçiler var. Ama dikkatli bakılacak olursa bu bir fırtına sahnesi değildir. Teknelerdeki adamlara dikkatli bakacak olursak herhangi bir panik görmeyiz adamlarda. Zaten pek çok Japon bu sahneyi ilk gördüğünde hemen tekneleri sanırlar. Bunlar Japonların Oshi Okuribune dedikleri balıkçı tekneleridir. Aslında uzmanlar bize geri plandaki Fuji Dağı'na bakmamızı söylüyorlar Japon uzmanlar. Fuji Dağı'na baktığımız zaman Fuji Dağı yerin güzelliğine dair ilk ipucunu geliyor bize. Fuji Dağı'ndaki karların şekilleri mevsimin bahar olduğunu söylüyor. Yine uzmanlar bize bu dönemin Katsuo mevsimi yani torik mevsimi olduğunu söylüyor.
yılın ilk torikleri, yani büyük balıklar, yılın ilk torikleri Tokyo'da, o zamanki adıyla Edo'da, balık pazarında çok büyük paralara alıcı buluyordu. Pazara taze ulaştırıldığında gerçekten inanılmaz talep oluyordu. Dolayısıyla Hokusai aslında tam da bu sürati resmeder. Bu şu anlama gelir. Kanagawa Körfezi'nin baharı, balık pazarı, sashimi'nin yani çiğ balığın tadı ve bu resmin güzelliğinin bir parçasıdır. Resmin bizi içine, bu Herbert Pitt'in bahsettiği resmin bizi içine almasına gelecek olursak. Hokusai, çağdaşı Shiba Kouka'nın resimlerinde gördüğü, Shiba'nın da az önce bahsettiğim Nagasaki'de karşılaştığı Hollandalı ressamların resimlerinden öğrendiği perspektif, bakış perspektifi kullanımından çok etkilenmişti. 19. yüzyılın izleyimciliği hasır baskı resimlerden, filelerden çok fazla etkilenmiştir. Ama aslında Okinawa ressamları bakış perspektifini ustalıkla kullanan ressamlardır. Dolayısıyla Japonizmin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Japonculuğun, Avrupa'yı kasıp kavuran Japonculuğun, Japonizmden başlayarak Japon sanatlarının alameti farikası sayılan bu tahta baskı resimler aslında kaynak olarak Avrupa perspektifiyle resimleri oluşturan bir gelenektir. Ama başka Japon ressamları gibi Hokusai'de bu resimde sadece Avrupa perspektifini kullanmaz. Japon peyzajlarında yüzyıllardır kullanılan ve Çinli ressamlardan öğrenilen ve yine modern Avrupa resmini Sezan'dan başlayarak gizliğe devam eden çok bir perspektifi. Yani resmin farklı yerlerinde bakışımızla birlikte değişen derinliği kullanır. Resimde yukarıya, ortaya ve aşağıya yerleşen farklı bakış noktaları sanat tarihçilerin yüzen perspektif dediği derinliği oluşturur. İşte tam da bu derinlik bizi resmin içine çeker. Bunların ötesinde hem resimdeki derinliğe hem de resmin güzelliğine tüm bir Edo dönemini, yani Tokyo'nun o dönem adının Ukiyo-e, yani tahta baskı resim atölyeleri, üretim şekilleri ve bizzat Ukiyo'nun, yani Edo'nun, Tokyo'nun gelip geçici zevk dünyasının duyguları da dahildir. Ukiyo kelimesi Japonca'da yüzer dünya anlamına gelir. Uki, yüzmek, yo, dünya. Bu resimlerde ukiyo-e, yani yüzer dünya resimleri denmesinin bir sebebi, resimde yer alanların sanki suyun üstüne çıkan, suyun üstünde yüzen nesneler gibi görünmeleri. Ama ukiyo bir yandan da geisha'ları, kabuki tiyatrosu oyuncularını, Japonların geleneksel kabuki tiyatrosu oyuncuları, dansçıları, müzisyenleri, zevk-i sefa dünyasını anlatan bir ifadeydi. Terim aslında Budizm'in sözcük dağarcığına dahildir. Bu dünyanın güzelliklerinin, hazlarının, arzularının gelip geçici olduğunu anlatır. Güzellik, para, şöhret, aşk, hatta hayatın kendisi fani olduğundan arzulara bağlanmamak, her şeyin geçiciliğini kabullenmek ve Budistlerin nirvana dedikleri aydınlanmaya, yani yaşam ölüm döngüsünden kurtulmaya götürür. Ama eğer bu dünyanın hazları geçiciyse, neden onlara bağlanmaksızın bu hazların tadını çıkartmayalım? İşte Tokyo'nun, Osaka'nın ve Kyoto'nun Irozato denilen eğlence dünyasında aranan bundan başka bir şey değildi. Dolayısıyla ukiyo sadece yüzer geçer dünya değil, bu önemli, tam da şimdi ve burada var olan, bu anda yaşanan dünya anlamına geliyor. Dolayısıyla bu dünyanın ünlü güzellerini, oyuncularını, kabuki oyuncularını, gündelik yaşam sahnelerini, ünlü mekanlarını, ünlü manzaralarını resmetmekle kalmayıp, resimsel teknikleri kullanarak izleyicilerin dünyasına taşıyan ya da izleyicileri bu dünyanın içine çeken tahta baskı resimleri ukiyo-e, yani yüzer geçer dünyanın resimleri deniyor. Tahta baskı resimler bir sanatçı tarafından yapılmıyordu. Deseni çizen ressam, onu tahtaya geçiren oyma ustası,
tahta kalıpları renklendirip kağıtlara aktaran baskı ustaları ve bizzat yayıncının kendisi gibi birden çok sanatçının bir arada ürettiği çalışmalar. Çok sayıda baskı yapılıyordu. Yüzlerce, belki binlerce. Çok popülerdi. Ve çok ucuz. İki udon parası. Yani bugünün parasıyla belki 10 lira, 15 lira. Bir resmin para kazandırabilmesi için diğer yüzlercesi arasından sıyrılması gerekiyor. Yayıncılar ve ukule sanatçıları bu amaçla pek çok teknik kullanıyordu. Bu resimler duvara asılan resimler değildi. Daha çok elde tutularak bakılan resimler. Bu şekilde resimle izleyici kaçınılmaz olarak birleşiyordu. Bunu sağlayan sadece resmin izleyicinin bakışlarının dolaştığı görsel derinliği değildi. Pek çok özellik bu birleşmeyi ve resmin güzelliğine katılıyordu. Örneğin baskı ustaları bokashi dedikleri bir teknik kullanıyorlardı. Bizim diyarımızda çok net görünmüyor. Dediğim gibi bu tip baskı resimlerden yüzlerce, binlerce oluyor ve onların kalitesini belirleyen bu tip tekniklerin görünür olup olmaması. Ama şu arka tarafa bakarsak, tahta kalıp hafif nemlendirildiği zaman pigmentlerin bir araya gelip bir tür tonlanma, gradasyon oluşturduğu derinlik yaratıyordu. Ve tahta baskı ressamları ve sanatçıları, kalıpçılar bu tekniği çok yaygın olarak kullanıyordu. Ayrıca resmin kırıltısını sağlamak için, yani o resmi tutan insanın düzgün olacak kırıltıyı sağlamak için mika tozu gibi bir takım malzemeler kullanılıyordu. Başka Japon resimlerinde gümüş tozu, altın tozu kullanılıyor ama bunlar çok ucuz üretimleri oldukları için resimlerde belki mika tozu kullanılıyor. Resimde yok ama yine de dalgalardan uçuşan suları ve köpüklerde benzer bir teknik kullanmışlar. Büyük dalgayı yaratan sanatçılar. Ayrıca yayıncı çok bahsettiğim amaçlara çok yakın bir amaçta Hokusai'nin bu dizisi için göz alıcı parlak bir Prusya mavisi hikaye. Başka maviler kullanılıyordu tahta baskı resimler için. Ama bu kolay solmayan, gerçekten parlak, o zaman Çin'den ithal edilen ve Berlin mavisi denilen Prusya mavisi sırf bu seri için ithal etmişti yayıncı. Dolayısıyla bu maddesel etkiler o gün olduğu gibi bugün de resmin bize hoş görünmesinin, dolayısıyla güzelliğinin parçasıdır. Ama ukiyo resimlerinde renklerin ve kırıntılığın göz alıcılığı kadar boya pigmentlerinin baskı sırasında Japon kağıdı üzerine nasıl geçtiği ve bunu eline alan izleyicinin parmaklarıyla onun üzerinde dolaşırken hissettikleri de resmin güzelliğinin bir parçasıdır. Dolayısıyla hem kağıda işlemiş boyanın dokusu, ayrıca kokusu, hem de kalıp tahtasının boyanın altından görünen doğal izleri ve yine o tazeliği ve tüm bu hislerin toplamı bu resmin Edo döneminde olduğu gibi bugün de takdir edilen güzelliğinin bir parçasıdır. Hokusai'nin resmindeki yerin güzelliğinde doğanın ve insanın, kültürlerin, ressam, resim ve izleyicinin birleşmeleri bunlarla sınırlı değildir. Hokusai bu resmi yaptığında 71 yaşındaydı. Bu bilgi resmin güzelliğinin bir parçasıdır. Çünkü resmin burada anlattığımız şekliyle ressamla özdeşleştiğini, yani Hokusai'nin bir anlamda kendi portresi olduğunu gösterir. Daha önce söylediğimiz gibi ukiyo'larda ünlü kabuki oyuncularının ünlü sahneleri resmediliyordu. Japonlar kabuki, geleneksel kabuki tiyatrosunda oyuncuların oyunun doruk noktasında karakterin duygularını güçlü biçimde göstermek için aldığı dansvari pozlara geleneksel olarak mie diyorlar. Niye de oyuncu keskin ve kesik kesik baş hareketleri yapıyor, başını sallıyor. Bir ya da iki gözünü birden şaşılaştırarak karşısındakine gücünü hissettirecek şekilde bakış atıyor.
Bu bakışa eşlik eden müziğin yükselmesiyle oyuncunun hareketini dondurması ya da durdurmasının anı, o zamanlama anı, Japonların ünlü kavramıyla ma, çok önemli çünkü oyuncu tüm zihinsel, duygusal ve fiziksel enerjisini bu anı akıldan çıkmayacak bir sahne haline getirmek için bir araya topluyor. Aslında büyük dalgaya bakanlar için büyük dalganın hareketinin doğadan kameranın sabitlediği bir doğanın durup noktası anı olmaktan çok doğayla kültürün ayrılmadığı bir niye olması Edo izleyicisi için ama genel olarak Japon izleyicisi için neredeyse çok açık. Çünkü pek çok Kabuki afişinde bunların arasında bizzat Kokusai'nin büyük dalgasının da kullandığı ve niye de büyük dalganın bir araya geldiği posterler görüyoruz. Ama Kokusai'nin kendisi de karakterle dalgayı birleştirdiği pek çok resim yapıyor. Örneğin bir Çin hikayesini anlattığı bu resim. Yine başka bir hikayede hikaye kişisinin kendisini öyle bir intihar ettiği sahneyi ve büyük dalganın bir versiyonuyla aktarma yolunda hiç tereddüt duymuyor. Dolayısıyla bunlar yani niyeler aslında büyük dalganın hareketiyle neredeyse aynı yerde çalışıyor. Bu durum izleyici için sadece ukiyo-e'deki ünlü doğa görünüşlerinin ünlü oyuncularla farkında olmaması nedeniyle değil, aynı zamanda Hokusai da dahil olmak üzere pek çok ukiyo-e ressamının, genel olarak Japon sanatçıların oyun oynamayı ne kadar sevdiğini düşündüğümüzde bir kez daha açık hale geliyor. Bunları bir de şunu eklememiz gerekiyor. Bu resim Hokusai'nin daha sonra sayısını arttıracağı Fuji Dağı'nın 36 görünümü adlı dizisinin bir parçası. Tıpkı şiir, popüler edebiyat ve Kabuki ve Bunraku'da olduğu gibi ukiyo-e tahta baskı resimlerinde de belirli bir yoldaki durakların ya da görünümlerin peş peşe resmedilmesiyle insan duygularının anlatılması çok yaygın. Klasik Japon yazınında Michiyuki, yol yürüme olarak adlandırılan ve bir yerden başka bir yere gidilen yolu anlatan bu süreçte mekan ve zaman, peyzaj ve insan duyguları özdeşleştiriliyor. Az önce bahsettiğim vaka şiirlerindeki vaka şiirlerinde kullanılan utamakura yani şiir yastığı yani belirli yerleri, belirli ünlü yerlerin adları aracılığıyla belirli duyguların, olayların ya da eylemlerin çağrıştırılması geleneğini devam ettiriyor Çin'ki. Onun kökleri insan ve doğanın birleştiği Çin'in Taoju doğa resim şiirlerine kadar. Ayrıca hem Taoculukta hem Edo döneminde çok yaygın olan Konfüçyüslükte büyük önem taşıyan yol kavramına, doğu kavramına kadar geri gidiyor. Buna göre sanat, bütün uğrakları ya da aşamalarıyla sanatçının yaşamını ve doğadan farklı olmayan kendi öz benliğini anlama sürecini anlatan bir yoldur. Japon sanatı bunun örnekleriyle doludur. Az önce şiirin örnek verdiğimiz Matsuo Washō'nun şiir yolu, bütün Japonya'yı dolaşıyor şiirle veren. Bunun bir örneğidir ama Japon dövüş sanatlarını düşündüğümüzde hepsinin sonunda Do eklenir. Çiçek düzenleme sanatı, koku sanatı, kılıç sanatı. Bunların hepsi Do olarak adlandırılıyor. Hokusai'nin büyük dalgası da aslında neredeyse aynı şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle Hokusai'nin şu sözlerini duyduğumuzda şaşırmayız. Unutuluyor. 6 yaşından beri şeylerin resimlerini yapmaktan büyük heyecan duyuyorum. 50 yaşına geldiğimde yüzlerce resim yapmış olsam da 70 yaşından önce yaptığım resimlerin hiçbiri işe yaramaz. 73 yaşına geldiğimde artık hayvanların, kuşların, ağaçların, otların, balıkların ve böceklerin gerçek doğasını anladım. 80'ime vardığımda daha da ilerleyeceğim. 90'ımda şeylerin anlamına ulaşacağım. 100 yaşında resimlerim harika olacak. 110 yaşında her çizgi ve noktam gerçekten hayat bulacak.
öncesinde hemen şöyle itirazda bulunabiliriz. Bir yapıtı bu şekilde değerlendirmek, bunu bir bilgi nesnesi yapmak, hatta bir uzmanın bilgi nesnesi yapmak değildir. Hemen böyle olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü ukiyo-elerde tıpkı haikularda olduğu gibi doğanın ve kültürün doğrudan olan ve dolaylı olanın, öğrenilenin, kültürden gelenin birbirinden ayrılmadığı bir çağrışım yapısıyla çalışır. Fuji Dağı, Kanagawa Körfezi, buradaki torik tekneleri, resmin bahsettiğimiz diğer özellikleri, Waka ve haikulardaki engo denilen olguyla, yani anlamları, sesleri ya da onlara yüklenen imgelerle sözel bir çağrışım ağı oluşturan kelimelerle benzer niteliğe sahiptir. Japon sanatçıların gücü, doğanın, kültürün ve söylemin iç içe geçtiği bu çağrışım ağlarını sadece birkaç öğeyle, sadece bir dağ çizerek, sadece bir dalga çizerek, sadece bir tekne çizerek hem zihninizde hem bedeninizde uyandırma. Nishida'nın deyişiyle bedende yaşanan hayalet yaratma becerilerinden geçiyor. Belki modern edebiyattan örnek verecek olursak, Kayıp Zamanın izinde Marcel Proust'un o ünlü Madeleine sahnesi. Marcel Proust, Madeleine'in tadında tüm bir çocukluk dönemini geri çağırır. Bedeninde ve zihninde yeniden yaşatır. Şimdi son olarak şunları söyleyeyim. Yeni güzelliği belli bir kültürel bağlamda sınırlı değildir. Her ne kadar açık olarak anlamasak da, yerin güzelliğinin cazibesine hemen kapılırız. Elbette uzmanlardan, kitaplardan, arkadaşlardan, belki bir süre orada yaşamaktan gelen bilgileri edindiğimiz pek çok aşamadan geçeriz. Ama bu ilk cazibeyle başlayan yerin güzelliği deneyimi, her seferinde duyarlılığımızı, anlayışımızı ve belki de varoluş şeklimizi dönüştürüp genişletir. Yerin güzelliği bu şekliyle sadece sanatçı için değil, belki bizim için de kendi benliğimizin, dili olmayan ruhumuzun bilincine vardığımız bir yol olur. Aslında kapatmadan önce şunları da söylemek isterim. Biliyorsunuz, sunumun içinde bahsettiğim 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız ressamlar tahta baskı resimlerden çok etkilenmişlerdi. Edward Manet, Claude Monet, Renoir, Degas, hatta Cézanne. Ama belki aralarında bu etkinin en ünlü olduğu Van Gogh, tahta baskı resimlerden çok etkilenmişti. Bu resimler Japonya'da çok ucuzdu. Çeşitli gerekçelerle zaman zaman işte bazı eşyaların ambalaj kağıdı olarak Avrupa'ya gidiyordu. Ama bunlardan en çok etkilenen Fransız ressamlar. Van Gogh, tahta baskı resimlerindeki geniş renk alanları ve renklerin o tek renk güçlerinin parlaklığını Japonya'daki güneşin güçlüğüyle ilişkili olduğunu düşünüyordu. Aslında böyle bir hata, her ne kadar hata olsa bile yerin güzelliğiyle ilgili bize çok güçlü bir ipucu vermektedir. Van Gogh bu tip resimleri gücüne ulaşabilmek için Paris'ten Fransa'nın güneyine gitmişti. Çünkü Fransa'nın güneyinde de Japonya'da olduğunu düşündüğü benzer bir ışık vardı. Dolayısıyla o güçlü renkleri, parlaklığı ve duyguları orada yakalayabileceğini düşünüyoruz. Ama biz sadece Van Gogh'un resimlerini değil, genel olarak izleyiciliği, Cézanne'ın resimlerini, izleyiciliğin ötesinde Cézanne'ın resimlerini anlamak için Paris'in ışığını ya da Güney Fransa'nın ışığını hesaba katmamız gerekir. Ama sadece bu doğal etkiyi, doğayı hesaba katmanın ötesinde İzlenimcilerin, Manet gibi izlenimcilerin öncüleri, izlenimcilerin kendileri ve izlenimcilerden sonra gelen Cézanne gibi ressamların, Van Gogh gibi, Gauguin gibi ressamların akademiyle ilişkileri, akademik sanatla ilişkilerini de hesaba katmamız gerekir. Dolayısıyla örneğin Manet, Japon resimlerinden, Japon tahta baskı resimlerinden etkilendiğinde gündelik hayatı gösteren bu resimlerin gündelik hayatını çok hızlı fırça darbeleriyle gösterdiğini düşünerek etkilenmiş. Hızlı fırça darbeleri akademik sanatın o pırıl pırıl, neredeyse sanat tarihçilerin yalanmış resimler dediği, hiçbir fırça izini göstermeyen resimlerine karşı bulduğu bir şey. Dolayısıyla bu sosyal ve kurumsal dünyayı hesaba katmadan, bu renklerin parlaklığını, Manet'in resimlerinden bahsediyoruz, ya da Cézanne'ın renklerinin, Cézanne'ın kompozisyonunun
yapısını anlamak için hem doğayı, hem söylemi, hem kültürü birbirlerini oluşturacak bir şekilde oyuna dahil etmemiz gerekir. Dolayısıyla yerin güzelliği bu karşılıklı oluşturmanın içeriden kavrandığı estetik deneyimi anlatan bir ifade. Teşekkür ederim. Biraz daha zamanı var mı hocam? Sorular varsa onlarla devam edebiliriz. Eğer soru sorulan varsa. Ya da yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyen olabilir. Şey söyleyeyim o zaman. Biraz daha zamanımız olduğuna göre. 1800'lerin ikinci yarısında Fransızlar çok tutkulu yazılar yazmaya başladığında bu resimle ilgili. Dediğim gibi akademizmle bağlantısı açısından elbette ki Fransızlar için çok önemli. İngilizler ve Amerikalılar Japonlarla birlikte bu resimleri aslında biraz küçümsüyorlar, hor görüyorlar. Başka büyük üstadlar varken neden bir tür baskı ressamının resimleri bu kadar Michelangelo ayarına çıkartılıyor diye itirazlarda bulunuyor. Ama daha sonraki çalışmalar bize gösteriyor ki her ne kadar tahta baskı ressamları, örneğin Çinli ressamların tarzında resimler yapan Kano okulu gibi ressamlarla kıyaslandığında sınıfsal olarak da aşağıda görülseler de Hokusai kendi resimlerini ürettiği zaman da çok ünlüydü. Çünkü sadece popülerliği ve çok satması anlamında değil, büyük bir ressam olarak ünlüydü. Japonya'nın çeşitli yerlerinde, örneğin Okita'da bir takım tapınak resimleri yapmıştır kendisi. Pek çok başka ünlü sanatçı gibi bu yolculuklarını yürüyerek gerçekleştirdi. Tokyo'dan Okita'ya. Haritadan merak edip bakacak olursanız bayağı uzak. Defalarca, 5 yıl içinde defalarca giderek inanılmaz tapınak resimleri gerçekleştirdi. Hokusai'nin ünü dediğim gibi yani sadece Fransızlar için değil, Japonlar için de geçerliydi. Ama 18. 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında bir takım Amerikalı ve İngiliz araştırmacılarla birlikte kendi milli sanatlarını yeniden kurarken Japonlar, tahta baskı resimleri biraz küçümsemişlerdir. Ama 20. yüzyıl ilerledikçe belki de dediğim gibi Japon sanatının dünyada temsil eden resimler haline gelmiştir. Bilgi olarak eklemiş olayım. Herhalde sorusu ya da yorumu olan yok. Alo.